Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Selamlar, saygılar hepinize. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, endeks bugün 0.40'ın üzerinde bir negatiflikte kapattı. Gün içerisinde %4'e kadar negatiflik olsa da toparlanma görüldü son anlarda ve 0.40 da olsa negatiflik aslında herkesi büyük bir şoktan da uyandırdı. Çünkü %4-5 gibi bir kayıp her inanılmaz derecede ortalığı çalkalandırabilirdi yani sallayabilirdi. Şimdi sizlere yabancı oranı yüksek olan potansiyelli 9 hisse ile ilgili bir haber yapmak istiyorum. Yabancı oranı yüksek olan hisseler önemlidir arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Türkiye yani Borsa İstanbul'un şu anki yabancı oranı ortalama %30 gibi. %29-30. Siz buna göre değerlendirmesini yapmanız gerekiyor bir hisselerin oranında. Buradaki bilgileri de lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. İş yatırım bugün yayınladığı raporda yabancı oranı en yüksek ve en az %35 getiri potansiyel olan şirketleri paylaştı. İş yatırımın bu paylaşmış olduğu şirketlerden birinci sırada arkadaşlar Coca-Cola var. Yabancı oranı %80 getiri potansiyeli %35.11 Evet Coca-Cola gerçek manada neredeyse yüzde seksenlik oranına baktığınızda yabancıların elinde olan bir şirket çok fazla oynaklık olmayabilir fakat hissenin zarar ettirme ihtimali de çok az görünüyor arkadaşlar özellikle Pakistan'da yapmış oldukları bir yatırım ve çok düşük fiyata bütün Pakistan haklarını satın aldılar Coca Cola şirketi olarak ve bu da Coca Cola'nın arkadaşlar Büyük pazarlara girişlerinde inanılmaz karlılığını arttırabilir. Coca-Cola Pakistan'da Türkiye coca ait arkadaşlar bunu da belirtelim. İkincisi şirket Türksel yabancı oranı %76.88 %52.04 getiri potansiyeli varmış Turkcell'in iş yatırıma göre. Ve baktığınız zaman %30 gibi düşünürseniz e, yabancı oranını hem Coca-Cola hem Türkcell'de iki katından fazla yabancı oranı var arkadaşlar. Tav Holding yabancı oranı %66.7 getir potansiyeli %107.75 arkadaşlar. Evet buranın da yabancı oranı hayli fazla. Dördüncü sırada Koç Holding var. Yabancı oranı %55.39 Getir potansiyeli ise %62.52. Anadolu Efes geliyor sırayla. Yabancı oranı 55.21 getiri potansiyeli 36. Bir maç yabancı oranı 46.87 getiri potansiyeli 39.88 Sabancı Holding yabancı oranı 46.71 getiri potansiyeli 60.41 Akbank yabancı oranı 46.5 getiri potansiyeli 61.26 ve son olarak verebildiğimiz tüpraş yabancı oranı yüzde 43.8 getir potansiyeli yüzde 42.22 gördüğünüz gibi bu hisselerin hepsi yüzde 30 gibi düşünürsek Türkiye borsasının yabancı oranını hepsinden çok fazla olan en azı tüpraş bile neredeyse yüzde 30'un bir buçuk katı fazlalığı olan yüzde 80'lere kadar çıkan yabancı oranlara %80, %76.88'e kadar çıkan şirketler ve hepsinde getiri beklenen getiri potansiyelleri oldukça yüksek. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.